Sayın Başkan, değerli belediye meclis üyesi arkadaşlarım, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bir temennim olacak, ondan sonra müsaade ederseniz iki tane sözlü soru önergem olacak. Bir sorunun bir an önce çözülmesini temenniden bahsetmek istiyorum önce, önemli bir sorunun. Belediye şirket çalışanları ile idare arasında toplu sözleşmeler imzalanamadı. Ve bu anlaşmazlık yaklaşık 6 aydır devam ediyor. 6356 sayılı kanun hükümleri doğrultusunda taraflar arasında görüşmeler devam ediyor. Yaklaşık 6 ayın sonunda şu anda toplu sözleşmenin imzalanması konusu arabulucuda. Sonra yüksek hakim heyeti ve olası grev ile devam edilecek bir süreç var. Konu buraya kadar nasıl geldi bilemiyorum. Ama aradan 6 ay geçtiği halde sonuçlanamayan bir durumdan bahsediyorum. İdareden beklentimiz toplu iş sözleşmelerinin bir an önce sonuçlanması. TÜİK verilerine göre biliyorsunuz Kasım ayı enflasyon oranı %14 açıklandı. Ülke ekonomisinin içinde bulunduğu tablo ve pandemi nedeniyle yaşanan sıkıntılar nedeniyle şirketlerdeki çalışanların mağdur olmaması, gelecek ile ilgili belirsizliklerin devam etmemesi için ve yıllardır maaş zammı alamayan kardeşlerimizin daha da fazla mağdur edilmemesi için Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak temennimiz sözleşmelerin bir an önce sonuçlanmasıdır. Siz değerli belediye meclis üyesi arkadaşlarımdan bu konunun çözülmesi için destek bekliyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi iki adet sözlü soru önergem var Sayın Başkan. Birincisi, bunları ayrı ayrı mı okuyayım? Bir mi okuyayım? Tamam, ayrı. Tamam. Beykoz Belediye Meclis Başkanlığı'na idare 2020-542-109 kayıt numaralı 2021 ve 2022 yıllarına ait muhtelif cins ve miktarlarda iş makinesi ve araç kiralaması hizmet alım işi ihalesinin teknik şartnamesine talep edilen muhtelif iş makinesi ve binek oto hizmet araçlarının isteklilerin kendi malı olma şartını koymuştur. İdarece iş kapsamında istenilen araç kiralama ihalesinde kendi malının olma şartının getirilmesi, makul somut gerekçeler belirtilmediği sürece ihaleye katılımın azaltılması nedeniyle rekabet ilkesine aykırı olacaktır. Kamu İhale Kurulu 2020-542-109 ihale kayıt numaralı ihaleye 02-12-2020 tarihinde 35 numaralı gündemi ve 2020'ye 54 toplantı numaralı kararı ile ihaleyi iptal etmiştir. Kamu İhale Kurulu kararı ile ihalenin iptal edilme gerekçesi nedir? 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 26. maddesinde izah edildiği üzere yukarıdaki belirttiğim sorularımın belediye başkanlığı makamınca yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. Bu havale edecek galiba önce. Tamam, söz önergenin başkanlık makamına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Evet, buyur ikincisini okuyun. Beykoz Belediye Meclis Başkanlığı'na idare 18.05.2020 tarihinde 2020'ye 239-280 ihale kayıt numaralı, 2020 yılı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ihtiyaçlarında kullanılmak üzere tabela yapım işi ihalesinde Kanuni Sultan Süleyman Kent Ormanı, Karlıtepe C tipi mesire alanı, çiftlik meydan projesi, Beykoz Sahil Bandı projesi ve Soğuk Su Mahallesi Cumhuriyet Parkı'nda kullanılmak üzere teknik şartnamesinde 45 adet tabela üzerinde VC, yönetim, büfe ve benzeri ve logo 4 mm alüminyum kompozit işleme ile oluşturulacak olup iç kısmından alüminyum levhaya çift taraflı Norton bant ve dengi malzeme ile monte edileceği ifade edilmiş. Ayrıca 105 adet tabelanın ise Beykoz Belediyesi yazısı ve logosu ile plexi olarak CNC işleme ile oluşturulacak olup alüminyum levhanın üzerine monte edilmesi, renkli folyo sıvama işlemi yapılması gerektiği ve tek yüzde görünecek olan vaziyet planı plexi laminasyonlu folyo uygulaması yapılması, daha sonra malzeme iç kısmından 2 mm alüminyum levhaya çift taraflı Norton bant ve dengi malzeme ile yapıştırılacağını izah etmiştir. İhalenin sözleşme tarihi 15.06.2020, ihale tutarı 304.200 lira artı KDV. Yüklenicinin ana faaliyet konusu ikamet amaçlı binaların yapılması işi olduğu görülmekte olup ihale konusu iş için iş deneyim belgesi alınmış mıdır? Yüklenicinin açık ihaledeki iş konusu ile yüklendiği benzeri bir iş var mıdır? İdari şartnamede ihalede benzer iş olarak kabul edilen işlerden birinin B3 grup bina işleri olduğu, bunların da hastaneler, idari binalar, kapalı spor salonları, toplu konut inşaatı,
kültür varlıklarının restorasyon işleri ve benzeri işleri kapsamaktadır. Söz konusu ihalenin yapım işinin konusu ise tabela yapım işidir. Yukarıdaki ayrıntısını verdiğim işlerin tabela yapım işi ile ilgili ne tür bir benzerliği vardır? 4734 sayılı kanun kapsamında ihale edilen yapım işleri ihalelerinde idareler tarafından işin niteliğine uygun ve rekabeti sağlayacak şekilde benzer iş belirlenmesi yapılmasını esas olduğu halde idare farklı iş alanlarını içeren iş konularını ihale konusu iş ile benzer iş olarak kabul etmiştir. Hazırlanan idari şartnamede benzer iş olarak sadece işin tanımına uygun işler neden gösterilmemiştir? İdare haksız bir rekabetin oluşmasına engel olacak bir idari şartnameyi neden hazırlamamıştır? Yüklenici firmanın iş merkezi olarak görülen adresin ikamet alanı olarak gösterildiği halde ve ayrıca ana faaliyet konusuna uymayan ihale konusu işin yüklenici tarafından üçüncü bir firmaya yaptırılacağının açıkça görülmesine rağmen idare yüksek bir maliyete neden katlanmıştır? İhale konusu iş için toplamda 150 adet tabelanın piyasada daha az maliyetle yaptırılacağı halde ihale bedelinin yüksek çıkmasına neden olan yaklaşık maliyeti nasıl hesaplamıştır? 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 26. maddesinde izah edildiği üzere yukarıdaki belirttiğim sorularımın belediye başkanlığı makamınca yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. Teşekkür ediyorum.